Evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar dilerim. Fazla konuşulacak bir şey. Evet, güzel bir soru. Evet, güzel. Maalesef, evet, çok doğru. Biliyorsunuz maça hem fiziksel olarak, teknik taktik olarak, fiziksel ve teknik taktik taktiğin yanı sıra psikolojik olarak da futbolcuların iyi hazırlanması lazım. Hem zihinsel olarak hem de duygusal olarak, yani maalesef bazı futbolcularımda duygularını kontrol etme problemi, sorunu ortaya çıkıyor. Bu bizim sorun. Bunu kabul etmemiz lazım ama bir parantezde hakemleri açmak lazım. Daha bir tane penaltı kullanmadı. Giriyorsun Bursa maçında Bursalılar, Bursa başkanı ve Bursa yöneticileri isyan ediyorlar. Beşiktaş maçında penaltı verildi diye Kerim Fıray'a, ama kendileri bir baksınlar bir kere nasıl penaltı verilmedi aleyhlerine. Gençler Birliği'ne karşı bir penaltı kullanamıyoruz. Çok kolay kartlar sizin de dediğiniz gibi. Orada geçiştirebilir miydi bir uyarıyla bilmiyorum ama nedense bize çok kartlar çıkıyor. Evet, bu son soru. Evet, bence de bir penaltı pozisyonu vardı. Yani bir engelleme vardı ceza sahası içerisinde. Çok güzel kaydetmişsiniz. Benim de notlarımda o vardı. Ama bilmiyorum, akşam görmek lazım. Artık yorumculara ve yetkililere bu olayları bakmak lazım. Teşekkürler hocam. Wie das unser verbissenes Super League Spiel gesehen? Bu maç bayağı savaşa benzeyen bir maçtı. Bayağı yoğun geçti. Ya, mit einem am Ende glücklichen Sieger Eskişehir Spor. Tabii ki sevinen taraf Eskişehir Spor oldu maç sonucu. Und dennoch bin ich zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft, auch ganz besonders in den ersten 70 Minuten. Yani takımın mücadelesinden çok memnunum. Daha doğrusu ilk 70 dakika mücadelesinden. Allerdings haben wir in den letzten 20 Minuten uns zu defensiv verhalten und Bälle im Grunde nur noch nach vorne geschlagen und keine spielerische Entlastung mehr. Son 20 dakika savunmaya geçtik ağırlıklı olarak. Tüm topları dışarı ileriye doğru attık. O pek iyi olmadı. Orada daha çok bu yerden sağlam bir şekilde dışarı çıkarsaydık daha iyi olurdu. Aber wenn man so weit am Tabellenende steht wie wir mit Eskişehir Spor im Moment, dann sind die drei Punkte am Ende alles wert und die Mannschaft hat dafür verdammt hart gearbeitet und toll gefeitet. Yani tabii ki puan durumuna da baktığımız zaman alt taraflarda olan bir takımın bu şekilde mücadele edip 3 puanı kazanması tabii çok sevindirici bir olay ve takımını bu mücadeleyi verdikleri için, böyle savaştıkları için tebrik ediyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun. Kadro tercihi farklıydı kupa maçına göre. Ama kupayı gerçekten gözden çıkartıp da tamamen bu maça mı odaklandı Skiller? Der Kader vom Pokalspiel und der Kader von jetzt sind zwei sehr unterschiedliche Formationen. War es so, dass das Pokalspiel unwichtig war und die Liga eher wichtiger? Oder deswegen? Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Kesinlikle tam tersi. Ja, aber wir haben im Moment sehr viele angeschlagene und verletzte Spieler. Bu aralar çok sakat ve sakatlığa meyilli oyuncularımız olduğu için. Ja, deshalb konnten zum Beispiel Laval, Sissoko oder auch Bofinman vergangenen Donnerstag nicht spielen. Geçen Perşembe günkü maçta Laval, Sissoko ve Bofin takımla birlikte olamadı, o yüzden sakatlıkları bulundukları için. Heute sind noch wichtige Spieler für uns ausgefallen, wie es zum Beispiel Diego oder auch Cesar. Bugünkü maçta da mesela iki tane önemli futbolcularımız da buraya gelemedik, Cesar olsun, Diego olsun. Aber ich hoffe, dass wir die Verletzungen jetzt auskurieren können und dann schon am kommenden Wochenende gegen Beşiktaş auch wieder fußballerisch stärker. İnanıyorum ki bu sakatlıklarımızı en yakın zamanda yine iyileştirmeye bakıp önümüzdeki Beşiktaş maçına yine futbol açısından iyi bir seviyeye gelmemizi umuyorum. Evet. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evet, bugün yendik. Çekişmeli maç olacağı ortadaydı ama yenmemize rağmen bir şeyi vurgulamak istiyorum. Nizami bir penaltının ve nizami bir golün verilmemesini de eleştiriyorum burada. Burada sahada iki takım da çok iyi bir mücadele etti. Kartlar vardı, pozisyonlar vardı. Bunlara en iyi şekilde şey yapıldı. Öncelikli olarak Stanku'nun sakatlanmasından dolayı biz de büyük üzüntü duyuyoruz. İki Anadolu takımı, iki renktaş bugün beraber oynadık. Bunun karşılığında zor da olsa uzun zamandan beri alamadığımız bir galibiyet aldık ama her şeye rağmen, bu hatalara rağmen bu galibiyeti alabilmek bizim için önemliydi.
Buradan bütün camiamıza hayırlı olsun diliyorum. Başkanım, son haftalarda baktığımız zaman hemen hemen her maçta çok büyük hakem hataları var. Çok büyük hakem hataları var. Geçen haftaki Galatasaray maçında da iki tane verilmeyen, hatta üçüncü bir pozisyonda olabileceği bir pozisyon vardı. Bugün de var. Oyuncu bir tane penaltımız net verilmediği gibi oyuncumuzun Nizami golünü elle sonra dördüncü hakemin bu şekilde kesmesine de hiçbir anlam veremiyoruz. Yani bu ligin artık takımlar belli bir noktada mücadele ediyorlar. Puan sıralamasına baktığımız zaman artık bu emeklerin karşılığında hakem kardeşlerimize çok dikkatli olması lazım. Ben bunu buradan bir kez daha altı çizgi söylüyorum. Kazanmamıza rağmen bunu vurgulamamın da ne kadar büyük bir önemli olduğunu da herhalde anlamışsınızdır. Onlardan biri Üsman'la tanışamadınız. Peş peşe beraberlikler aldılar, mağlubiyetler başladı. Bugün de iyi oyun vardı ilk yarıda ama maalesef sonuç yansımadı. Evet, haftalardır anladığımız bir mağlubiyet serisine girdik. Yani şanssızlık mı desek, olmuyor mu desek bir türlü galibiyet elde edemedik. Bugün işte hep birlikte takım olalım dedik, galip gelelim dedik artık. Yani alt taraflardan iyice kurtulalım dedik. 1-0 öne geçtik, iyi başladık aslında ama ne olduysa işte bir anda son ilk yarı tam içeriye 1-0 içeriye girecekken bir anda gol yedik. Sonunda yenildik. Karşı takımı tebrik ediyoruz. Artık önümüzde çok önemli ama çok önemli Balıkesirspor maçı. Evet. O maçı yenmemiz lazım orada. Peki genel olarak baktığımda son haftalarda bir stres mi var? Kırmızı kartlar çok artmaya başladı gençler birbirinde. Ya o nedeni hiç kimse bilmiyor zaten ama biz topa sert oynadıkları için bazen öyle oluyor. Yani bir stres falan yok aslında. Yani takımca herkes topa sert oynadığı için bu şekilde kırmızı kartlara geliyor. Şu anda peş peşe beraberlik halinden peş peşe büyük mağlubiyet serisi. Evet. Kırmızı kartlara geliyor. Bütün bir maç kazanamıyorsunuz. Bir yerde bir sıkıntı var. Nedir? Ya şimdi baktım. Ya tabii ki yani şimdi baktığımız zaman maalesef bugün çok önemli bir müsabakaya çıktık. Daha evvelde işte Eskişehir'e kupada karşılaştık, kazandık, çeyrek finale çıktık. Ondan sonra futbolcularımız aslında havamız çok iyiydi. Maça da öyle başladık. Öne geçtik. El Kabir'in de bir pozisyonu vardı. Direkten döndü. Orada 2-0 bulmuş olsaydık daha rahat bir devam ederdi. Maalesef işte 43. dakikada duran topta golü yedik. Daha evvel ama yani şöyle bir durum var. Futbolcularımıza da bunu söyledik. Yani geri yaslanma falan diye bir şey yok. Biz öne çıkmak istedik. Tabii Doğan'ın da bizim biraz eksikliği var. Çünkü Doğa güzel kapatıyor. Biz de daha fazla öne doğru çıkma durumumuz olabiliyor. Bunu iyi yapamadık. İyi yapamayınca Eskişehir üzerimize geldi. Duran topta 43. dakikada golü attılar. 43-44. dakikada. Akabinde hemen Stankun'un bir pozisyonu direkten döndü. Kaleciden döndü. Girmedi. Öyle 1-1 içeri girdik. İkinci devrede de direkt başında 55'te miydi gol? Çok basit bir top hatası Petrovic'in orada. Topu bırakıp 2-1'i yememize neden oldu. Ondan sonra onun telafi peşindeydik. Futbolcularımız baskı kurmaya çalıştı. Fakat şanssız diyebiliriz tabii ki. Stankun'un da sakatlanması bizim için kötü oldu. Kolu kırık varmış. Pozisyonlarımız da vardı. Baktığınız zaman işte Landel'in pozisyonu vardı. Orada birkaç kere işte kaleci de çıkardı. Orada en azından beraberliği bulabilirdik. Ondan sonra Gosson'un tabii oradaki girmesiyle ve Ahmet'in gereksiz orada bir kırmızı kart yiyişi bizim takımımız adına tabii üzücü. Şimdi haftaya baktığımız zaman çok zor bir maç. Evet. 3 tane oyuncumuz yok. Portoyor. Evet, evet. İstanbul'a eklenmiş sakatlıktan dolayı kadro anlamında sıkıntı yaşayacağız. Tabii tabii. Çünkü sizin için 6 puanlık bir maç. Tabii yani ama şöyle bir durum var tabii ki. Şimdi daha oraya gitmeden, Balıkesir'de oynamadan biz de diğer arkadaşlarımızı oyuna alacağız. Ve öyle müsabakaya çıkacağız yani. Yenmeye çıkacağız tabii ki. Sağ olun.